Sevgili Osmancıklılar, bakanımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün Osmancık için tarihi bir gün. Şehrimizin ihtiyacını karşılayan bazı yatırımların açılışını, bazı hizmetlerin de temelini atacağız inşallah. Eğitim alanında şehrimiz için önem arz eden öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere orta öğrenim alanında 2 öğrenci pansiyonu ile yüksek öğrenim yurdu tamamlanmıştır. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 2 defa şehrimiz sel baskınına uğradı. Diğer taraftan da kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çektik biliyorsunuz. Bugün Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce Osmancığımız için, ilçemiz için hem taşkın koruma su kanalı ile Osmancık Dere Boğazı içme suyu göletinin temelini atacağız inşallah. Değerli hemşehrilerim, bu yatırımlar, bu hizmetler Osmancık için tarihi önemi, tarihi niteliktedir. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında başta Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, Sayın Müsteşarımıza, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, Daire Müdürlerimize, yüklenici firmamıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Osmancık ilçemiz 12 yıldır hakikaten bir baştan bir başa inşa hareketi, inşayı gerçekleştirdiğimiz yatırımlarını ve hizmetlerini fazlasıyla ziyadesiyle alan bir ilçe olmuştur. Son 4 yılda yapılanlar bizim huzurunuza gelip söz verdiğimiz, vaat ettiğimiz 10'a yakın proje bugün 30'un üzerinde gerçekleşmeyle, 30'a yakın projenin hayat bulmasıyla, gerçekleşmesiyle mutlu sona ulaşmıştır. Onlar konuşur, AK Parti yapar diye bir sloganımız var. İşte yaptıklarımız ortada. Daha yapacaklarımız var, onlar da geride. Mesela söylemedi arkadaşlarımız Kızılırmak. Değil mi? Kızılırmak şehir geçişi düzenlemesi yapacağız. Kamulaştırması 16 Haziran'da. Hayırlı uğurlu olsun. 2011'de seçimlerde adaydım, geldim 6 Haziran'da. Yine Hıdır Ellez günü. Koyunbaba Çamlığı'nda, Arafat denen bölgede arkadaşlarımıza dedim ki doğalgaz konusunda benden önce söz verilmişse benim dönemimde de inşallah yapılacak demiştim. Hatırlayanınız var mı? Evet. Şimdi doğalgazla ilgili Bakanlar Kurulumuz kararı aldı. Doğalgazla ilgili Bakanlar Kurulumuzun da kararından sonra Enerji Bakanlığımız ikinci kararı aldı. Geçen Ocak ayında, bu Ocak değil, ondan önceki Ocak ayında doğalgazla ilgili proje ve kamulaştırma ihalesi yapıldı. Yarın sabah da uygulama ihalesi için kamu ihale kuruluna gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki AK Parti'nin onlar konuşur, AK Parti yapar sloganını biz bir bir gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar Osmancık'a yapılan bütün yatırımların toplamı Obruk ve Kargıhes hariç, Kargıhes bitti, toplam 850 milyon lira. Yani eski parayla 850 milyar
850 trilyon Türk lirası yapıyor. 850 trilyon. Bir 850 trilyon daha Osmanlıca helal hoş olsun. Bakın ülkenin nereden nereye geldiğini göstermek için sizinle ilgili bir örnek daha vereyim. Değerli hemşehriler, 2002 senesinde denseydi ki Çorum'dan Osmanlıca'ya yol yapılacak ve 250 milyon lira harcanacak. Ya git ya kardeşim. Böyle şey olur mu? Bu memleket 250 milyon lira bir ilçeyi ile birleştirmek için verir mi derlerdi, değil mi? Hele dervişin önüne gitse zaten direkt ne yapardı? Çizerdi. O emeklerin maaşını da düşürmeyi biliyorsunuz teklif etmişti. Şimdi ihalesi yapıldı. Değerlendirmesi yakında bitecek ve Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa 250 milyon lira bütçeli Çorum-Osmancık yolu hayata geçecek. Bunlar değerli arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, bunlar 12 sene önce hayal dahi edemeyeceğimiz bugünkü gerçekler. İşte Türkiye'de istikrarın neleri getirdiğini aslında Çorum'da, Osmancık'ta çok güzel görüyoruz. Ve sonuçta iş ortaya çıktı ki bu Osmancık'ta bir imam hatipin yapımı için verilen bağış. Şimdi kim yaptı operasyonu? Paralel yapı yaptı. Peki paralel yapının bugüne kadar topladığı bir tek hizmet için makbuz verdiğini biliyor musunuz? Osmancık'ta da toplamışlardır muhtemelen. Ama büyük abilerinden talimat aldılar. Hükümeti düşünün, Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi hayatını bitirin diye. Osmancık'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Her işin başı besmele. Temel atmamızın da, açılışlarımızın da hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Ya Allah, Bismillah.